kolay gelsin. Hah, hoş geldin. Hoş geldin abi. Rıza baba, kusura bakma. Uzadı iş biraz. Sorun değil Hüsnü, sorun değil. Nasıl oldu çocuk? Çocuk? Ha, iyi baba, iyi sağ ol. Şeydi, ateşi düşmüyordu. Evhamlandı Suat. Götürdük, iğnemini hallettik, iyi şimdi. Aman, geçmiş olsun, geçmiş olsun. Sağ ol Rıza baba. Geçmiş olsun abi. Eyvallah, sağ ol. Oğlum, dünün raporları nerede, bir bakayım şuna. Dur, Nilgün, dur. Dur, sakin ol. Kendini öldürecek. Dışarıda yapamadı ama içeride yapacak. Cezaevi savcısıyla görüşün. Tabii Rıza baba. Kızı ne yaptık? Nişanlısı almaya geldim. Hani gün hem annesini kaybetti hem babasını. En zoru onun işi. Yokluktan böyle oldu demesin kimse. Kimler ne yokluklar çekiyor. Ona rağmen ayakta durmaya çalışıyor ailesi için, çocukları için. Karısını yaşatmaya çalışıyor. Bunun gibi öldürmüyor. Hüsnü iyi mi Murat? Bilmem Rıza baba. Sence? Çocukları yatırdım. Oğlanlar da uyudu. Sağ ol teyzem. Teyzem çekip çeviriyor evi vallahi Hüsnü. Eksik olma Nezike. Ay estağfurullah. Yavuz'dan hiç ses çıktı mı? Birkaç defa aradı sağ olsun. Bir haber çıktığından değil de halimi sormak için arıyor. Ağrınsızın var mı? Yok hayatım yok, iyiyim. İyiyim de şu belirsizlik bir bitse. Biter Suat biter. Neler geçti bitti, bu da biter hayırlısıyla. Amin. Efendim Rıza baba? Vaktin varsa görüşelim mi Hüsnü? Tabii Rıza baba, neredesin? Sizin kapının önündeyim Hüsnü. Tamam mı? İçeri buyursaydın Rıza baba. Gerek yok. Rahatsız etmeyelim kimseyi. Hem çok kalmayacağım Hüsnü. Bir şey sorup gideceğim. Tabii baba, buyur. Neyin var senin çoban? Bak, yok bir şey deme inanmama. Benden saklama evlat. Hatta bir tek benden saklama. Söyle derdini. Gerekirse başka kimse bilmesin. Ama bana söyle ha. Böyle işte Rıza baba. Biz de yeni öğrendik sayılır. Hala sersemiz. Şaşırdık ne yapacağımızı. Geçmiş olsun Suat. Teşekkür ederim Rıza baba. Çocuk daha bilmiyor. Ekiptekiler de. Patolojiyi bekliyoruz. Sonuca göre tedaviye karar verecekler. Belki ameliyat. Bakalım. Aramızda kalırsa Rıza baba. Tabii. Elbette aramızda. Yalnız ne zaman, neye ihtiyacın olursa haber vereceksin, tamam mı? Aylalara da söylemeyeceğim. Sen istediğin zaman söylersin ha. Hı. Sen neleri atlattın, bunu da atlatacaksın biliyorum. İnşallah Rıza baba. Yap sen. Suat. Ne oldu teyzem? Bırak şu iğneyi, ipliği kızım. Aklın burada değil zaten. Bir kaza çıkacak şimdi elinden. Yok, bir şey olmaz teyzem. Oyalanıyorum biraz. Zelişim istedi. Bekliyor kız, ayıp. Hala ayıp diyorsun. Bana bak. Ne zamana kadar söylemeyeceğiz çocuklara? Bilmiyorum ki teyzem. Hüsnü'yle bir konuşalım bakalım. Anne telefon. Bak güzel oğlum. Yavrum. Yavuz. Ay, hayırlı haberler inşallah. Alo Yavuz. Suat abla, hemen gelebilir misiniz hastaneye? Neden? Ne oldu ki Yavuz? Çıktı mı sonuçlar? Nasıl? Abla patoloji çıktı.
Ama önce bizim hoca ile bir görüşeceğim. O da baksın. Bugün net bir şey söyleyebileceğiz. Gelebilirsiniz bugün değil mi? Geliriz, geliriz Yavuzcuğum. Yavuz, kötü mü? Hadi bekliyorum abla. Ne diyor? O da bilmiyor, hocaya gösterecekmiş. Gitmemiz lazım bizim. Hüsnü'yü arayayım ben, bir Hüsnü'yü aramam lazım. Hüsnü. Alo Suat. Ne? Nasıl? Hemen mi? Tamam tamam geliyorum. Orada buluşuyoruz tamam. Tamam kızım sakin ol. Abi ne oldu? Ne oldu abi niye durduk? Ya benim işim çıktı kızlar. Siz devam edin devreye konuşuruz. Abi. Abi. Abi yine vukuat mı var? Taksi. Karakolluk bir durum varsa biz de gelseydik. Dur 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 dur. Ne bu surat ya? Ne dedin ki? Anlamadım ki. Başka bir şey oldu herhalde. Hadi atla. Ay teyze. Haber ver bana Suat. Allah aşkına bak çatlarım burada. Tamam teyze. Sen çocuklara bir şey belli etme Allah aşkına. Merak etme tamam. Lasma. Tamam hadi. Allah Allah. Nereye gittiğini söylemedi mi? Anladım. İkiniz mi kaldınız devriyede? Destek lazım olursa arayın mutlaka. Tamam. Öğrenmeye çalışırım. Hadi kolay gelsin. Ne olmuş ki abi? Arayalım mı Hüsnü abi? Ben Suat ablayı arayıp soracağım vallahi. Aramayın kimseyi. İşi bitince haber verir Hüsnü tamam mı? Bence bir soralım baba. Hüsnü abi iyi değildi birkaç gündür. Yok yok gerek yok. Hadi. Herkes işinin başına hadi. Ara hadi. Hüsnü. Ne oldu evlat? Suat'ı aramışlar hastaneden çağırmışlar Rıza baba. Onun yanına gidiyorum. Ama daha bir şey belli değil. Gidince öğreneceğiz. Tamam tamam. Haber ver bana da tamam mı? Tamam Rıza baba. Tamam. Oo, abicim erken bitmiş mesai. Bugün yarım gün çalıştım ya. Oğuz'un nöbet almıştım geçen gün. Borcunu ödedi sağ olsun. Gel otur. Abi ne zaman gelelim sizin kafeye arkadaşlarla? Ne zaman isterseniz güzelim. Yalnız bunlar geldi mi hesabı dömez ha. Benden söylemesi. Sen ödüyorsun sanki. O kadar çektiğimiz olsun be abicim. Canını sağ olsun oğlum. Ne yapıyorsun sen bakayım? Şuna bakıyorum da çözemedim türlü ya baksana. Ya kaç gündür sallıyor başından? Bir bitiremedi elbisemi ya. Hayır akşama lazım bana. Ne yapacağım ben şimdi? Bitirecekti de dışarıda işi çıktı kızım. Ben hallederim sen getir. Ne işiymiş bu artık ya? Habire dışarıda kaç gündür? Kızım deme öyle yavrum. Ya bırak teyze ya. Biz bir şey isteyince nedense olmuyor yani. Salla gitsin yani değil mi? Aa! Yeter be! Terbiyesizlik yapma. Teyze ne dedim ki ben? Ananız kaç gündür nelerle uğraşıyor biliyor musunuz siz? Şımarık şımarık ağzına geleni söylüyorsun da. Haberiniz var mı acaba başımızdaki dertten? Ha? Bir şey demedi mi kızım? Demedi. En son bir hoca görecekmiş. Ona göre konuşacağız dedi. Neden erkenden telaşa veriyor ki bizi böyle? Çocuğa bir şey deme Hüsnü'cüğüm. O da yardım etmeye çalışıyor. Tamam demem. Tamam kızım da. Geldiniz mi abi? Ne dedi oğlum hoca? Bir ameliyattaydı konuşamadık. Şimdi gidiyorum yanına görüşmeye. Biz de gelelim Yavuzcuğum. Gerek yok abla. Benim odaya geçin bekleyin siz. Geliyorum birazdan. Tamam. Yavuz! Yavuz! Tamam Üstücüğüm. Tamam birazdan gelecek. Tamam canım.
Allah'ım ya. Patoloji sonucu iyi değil abla. Kitle kötü huylu. Öyle mi? Şimdi ne olacak? Aytin Hoca ile de konuştum. Hemen müdahale edip kitleyi temizlememiz lazım. Meme dokusuyla birlikte. Yani göğsümü mü alacaksınız? Evet abla. Ne kadar erken o kadar iyi. Hemen ameliyata alacak arkadaşlar seni. Hüsnü. Şş, tamam. Ne lazımsa yapsınlar işte Suat. Müdahale etsinler kızım. Tamam. İçin rahat etsin Suat abla. Aytin Hoca alanında çok başarılı bir doktordur. Öyledir, öyledir de. Hüsnü. Tamam canım, tamam, sakin. Peki sonra ne olacak Yavuz? Alınca bitiyor mu yani? Ne yapacağız sonra? Temizledikten sonra testler yapacağız. Tedaviye nasıl devam edeceğimizi ona göre karar vereceğiz. Ben de takip edeceğim sonuçları Suat abla. Ben bir bakayım ameliyathaneye, hazır mı? İşte korkuyorum. Korkma kızım, korkma, korkma. İyi olacaksın bak. Hoca da iyiymiş. Böyle apar topar nasıl çıktım evden, nasıl döneceğim? Sen kuvvetli kadınsın. İyi düşün, iyi olsun demez misin hep? Ne olur bırakma kendini, ne olur. Aslanlar gibi döneceksin evimize. Ne bileyim Hüsnü. Teyzemlere de haber vermedik. Çocuklardan saklanmaz ki artık. Ben bir ev arayayım Suat. Ara Hüsnü, tamam. Baba, annem nerede? Ne dedi doktor baba? Ne işiniz var sizin burada? Tutamadım, kaçırdım ağzımdan Hüsnü. Kusura bakma. Yok yok, önemli değil. Ben de sizi arayacaktım. Ameliyata alıyorlar annenizi birazdan. Ah! Ah! Neden baba, ne ameliyatı? Göğsünü alacaklar kızım. Ne diyorsun baba sen? Ah. Ay canım benim. Yapma Nezike, yapma. Annem. Ne oldu Hüsnü? Rıza babayı aradım, haber ver demişti. Açmıyor, dışarıda herhalde. Anne. 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 Anneciğim. Canım. Yavrum. Anne. Anneciğim. Gitme anne. Hepimiz buradayız Suat. Korkma. Sakın geçecek, korkma bitecek kızım. Kızım. Tamam mı? Korkma. Korkma sakın. Anneciğim yanındayız. Buradayız anneciğim. Merak etme, tamam mı? Yavrum. Buradayız anne. Anne buradayız anne. Anesteziye başlıyoruz Suat Hanım. İyi misiniz? Hı hı. Çok yormayacağız sizi. Rahat olun. Hı. İyi haberler alırız inşallah. İnşallah kızım. Ne? Baba. Canım. Geçmiş olsun. Geçecek abi. Geçecek. İnşallah kardeşim. İnşallah. Usta, buradayız. Tamamız. Eyvallah. Sokakta, baskında, operasyonda değil. Biz en büyük kavgaları da, en büyük kayıpları da hep burada verdik. Yani aslında bizler silah tutarak değil, birbirimizin elinden tutarak ekip olduk, aile olduk. Bambaşka.